Bugün sizlere köpeklerde tuvalet eğitiminden bahsedeceğim. Bununla ilgili birkaç farklı model var. Köpeklerde tuvalet eğitimi için ilk düşüneceğimiz şey eğitimin yaşının olmadığı. Yani 40-45 günlükten itibaren köpeklerimize tuvalet eğitimini vermeye başlayabiliriz. Aslında tüm eğitim modelleri, yani temel itaat ya da tuvalet eğitimi gibi tüm eğitimler aslında yavruyken başlayabilir. Sadece tuvalet eğitimi bu durumda birazcık daha evdeki durumu idare etmek adına daha hızlı öğrenilmesini hasta sahipleri tarafından beklenilen bir durum. Bunu çoğunlukla pozitif bir model benimsenerek yapılmalı. Yani köpekte herhangi bir hüsran, kaygı yaratacak bir durum olmamalı. Hep pozitif bu durumu pekiştirerek uygulama yapmalıyız. Fizyolojik olarak da idrar kesesinin sfinkteri bir süre sonra gelişimini tamamlar. O yüzden 40 günlük, 50 günlük bir köpekten idrarını tamamen doğru yere yapmasını, istediği zaman yapmasını bekleyemeyiz. Bazen heyecanlanarak o idrar kaçırma durumları da bu eğitim sürecinde karşılaşacağınız durumlardan olacak. Sabırlı olmanız gerekiyor. Bununla ilgili size önerebileceğim en iyi model kafes eğitimi. Yani 45 günlükten itibaren tel kafeslerin içerisine köpeğinizin yatağı, mama kabı, su kabı ve çiş pedi dediğimiz hasta altı bezleri konularak hasta altı bezinin üzerine idrar ve dışkısını yapmayı teşvik etmemiz gerekiyor. Bunu da aslında köpekler içgüdüsel olarak zaten yataklarına ya da mama kaplarına, su kaplarına bu ihtiyaçlarını gidermeyeceklerdir. Çoğunlukla hasta altı bezlerini kullanacaklardır. Bu hasta altı bezlerine de bu kafeste uygulayacağımız eğitim durumunda da çiş bedine yaptıkça ödülle ve sesli övgüyle aslında bu durumu pekiştireceğiz. Çiş bedini sadece idrar ve dışkı yapmak için kullanacak. Bu benimsendiği sürece de o alanını yavaş yavaş büyüteceğiz. Bunu bir tel kafeste yapabiliriz, evin küçük bir odasını bölerek yapabiliriz. Daha sonra da evi yavaş yavaş o alanı büyüterek yine aynı kurguyla, yani yatak, mama kabı, su kabı ve çiş bedi şeklinde alanını yavaş yavaş büyüterek evi ona tanıtmamız gerekiyor. Çünkü bir anda tüm alanı ona açtığımız zaman nereye idrar dışkı yapacağını, nerede uyuyacağını, nerede oyun oynayacağını çok kestiremiyor oluyor. O yüzden bunu küçük bir alandan başlayarak yavaş yavaş büyüterek yaparsak kafa karışıklığının önüne geçmiş oluruz. Teşekkür ederim.